Bölüm 27 Paulus'un Roma'ya deniz yolculuğu İtalya'ya doğru yelken açmamıza karar verilince, Paulus'la diğer bazı tutukluları Augustus taburundan Julius adlı bir yüzbaşıya teslim ettiler. Asya ilinin kıyılarındaki limanlara uğrayacak olan bir Edremit gemisine binerek denize açıldık. Selanik'ten Makedonyalı Aristarkus da yanımızdaydı ertesi gün Sayda'ya uğradık. Paulus'a dostça davranan Julius, ihtiyaçlarını karşılamaları için dostlarının yanına gitmesine izin verdi. Oradan yine denize açıldık. Rüzgar ters yönden estiği için Kıbrıs'ın rüzgar altından geçtik. Kilikya ve Pamfilya açıklarından geçerek Likya'nın Mira kentine geldik. Orada İtalya'ya gidecek olan bir İskenderiye gemisi bulan yüzbaşı bizi o gemiye bindirdi. Günlerce ağır ağır yol alarak Knidos kentinin açıklarına güçlükle gelebildik. Rüzgar bize engel olduğundan Sarmone burnundan dolanarak Girit'in rüzgar altından geçtik. Kıyı boyunca güçlükle ilerleyerek Laseya kentinin yakınlarında bulunan ve güzel limanlar denilen bir yere geldik epey vakit kaybetmiştik. Oruç günü bile geçmişti. Artık bu mevsimde deniz yolculuğu tehlikeli olacaktı. Bu nedenle Paulus onları uyardı. "Efendiler," dedi. "Bu yolculuğun yalnız yük ve gemiye değil, canlarımıza da çok zarar ve ziyan getireceğini görüyorum." Ama yüzbaşı Paulus'un söylediklerini dinleyeceğine kaptanla gemi sahibinin sözüne uydu. Liman kışlamaya elverişli olmadığından gemidekilerin çoğu oradan tekrar denize açılmaya mümkünse Fenix'e ulaşıp kışı orada geçirmeye karar verdiler. Fenix, Girit'in Lodos ve Karayel'e kapalı bir limanıdır. Fırtına Güneyden hafif bir yel esmeye başlayınca bekledikleri anın geldiğini sanarak demir aldılar. Girit kıyısını yakından izleyerek ilerlemeye başladılar. Ne var ki çok geçmeden karadan Evrakilon denen bir kasırga koptu. Kasırgaya tutulan gemi rüzgara karşı gidemeyince kendimizi sürüklenmeye bıraktık. Gavdos denen küçük bir adanın rüzgar altına sığınarak geminin sandalını güçlükle sağlama alabildik sandal yukarı çektikten sonra halatlar kullanarak gemiyi alttan kuşattılar. Sirte körfezinin sığlıklarında karaya oturmaktan korktukları için yelken takımlarını indirip kendilerini sürüklenmeye bıraktılar. Fırtına bizi bir hayli hırpaladığı için ertesi gün gemiden yük atmaya başladılar. Üçüncü gün geminin takımlarını kendi elleriyle denize attılar. Günlerce ne güneş ne de yıldızlar göründü. Fırtına da olanca şiddetiyle sürdüğünden artık kurtuluş umudunu tümden yitirmiştik. Adamlar uzun zaman yemek yiyemeyince Pavlus ortaya çıkıp şöyle dedi: "Efendiler, beni dinleyip giritten ayrılmamanız bu zarar ve ziyana uğramamanız gerekirdi. Ama şimdi size cesur olun diyorum. Gemi mahvolacak. Ama aranızda hiçbir can kaybı olmayacak. Çünkü kendisine ait olduğum, kendisine kulluk ettiğim Tanrı'nın bir meleği bu gece yanıma gelip dedi ki, Korkma Pavlus, Sezar'ın önüne çıkman gerekiyor. Dahası Tanrı, seninle birlikte yolculuk edenlerin hepsini sana bağışlamıştır.'' Bunun için efendiler cesur olun. Tanrı'ya inanıyorum ki her şey tıpkı bana bildirildiği gibi olacak. Ancak bir adada karaya oturmamız gerek. Gemi karaya oturuyor. 14. gece İyon Denizi'nde hala sürükleniyorduk. Gece yarısına doğru gemiciler karaya yaklaştıklarını sandılar. Denizin derinliğini ölçtüler ve 20 kulaç olduğunu gördüler. Biraz ilerledikten sonra bir daha ölçtüler. 15 kulaç olduğunu gördüler. Kayalıklara bindirmekten korkarak kıçtan dört demir attılar ve günün tez doğması için dua ettiler. Bu sırada gemiciler gemiden kaçma girişiminde bulundular. Baş taraftan demir atacaklarmış gibi yapıp sandalı denize indirdiler. Ama Paulus yüzbaşıyla askerlere Bunlar gemide kalmazsa siz kurtulamazsınız. Dedi. Bunun üzerine askerler ipleri kesip sandalı denize düşürdüler. Gün doğmak üzereyken Paulus herkesi yemek yemeye çağırdı. Bugün on dört gündür kaygılı bir bekleyiş içindesiniz. Hiçbir şey yemeyip aç kaldınız. Dedi. Bunun için size rica ediyorum. Yemek yiyin. Kurtuluşunuz için bu gerekli. Hiçbirinizin başından bir tek saç teli eksilmeyecektir. Paulus bunları söyledikten sonra ekmek aldı, hepsinin önünde Tanrı'ya şükretti, ekmeği bölüp yemeye başladı. Hepsi bundan cesaret alarak yemek yedi. Gemide toplam 276 kişiydik. Herkes doyduktan sonra buğdayı denize boşaltarak gemiyi hafiflettiler. Gündüz olunca gördükleri karayı tanıyamadılar. Ama kumsalı olan bir körfez fark ederek mümkünse gemiyi orada karaya oturtmayı düşündüler. Demirleri kesip denizde bıraktılar. Aynı anda dümenlerin iplerini çözüp ön yelkeni rüzgara vererek kumsala yöneldiler. Gemi bir kum yükseltisine çarpıp karaya oturdu. Geminin başı kuma saplanıp kımıldamaz oldu kıç tarafı ise dalgaların şiddetiyle dağılmaya başladı. Askerler tutuklulardan hiçbir yüzerek kaçmasın diye onları öldürmek niyetindeydi. Ama Paulus'u kurtarmak isteyen yüzbaşı askerleri bu düşünceden vazgeçirdi. Önce yüzme bilenlerin denize atlayıp karaya çıkmalarını, sonra geriye kalanların kiminin tahtalara kiminin de geminin diğer döküntülerine tutunarak onları izlemesini buyurdu. Böylelikle herkes sağ salim karaya çıktı.